Sevgili dostlar, Ankara'da da Türkiye'de de güzelim sağlık kuruluşlarını, hastaneleri kapatmaya doymadılar. Her bir hastanemiz kapatıldığında yüreğimiz yanarak buraya geliyoruz ve haykırıyoruz. Bu çılgınlığa son verin. Bu hastanelerin suçu ne? Sami Ulus Çocuk Hastanesi 1950'lerden beri hizmet veren, çok önemli hizmet veren bir hastane. Bir referans hastanesi. Türkiye'ye hizmet ediyor. Bu hastanenin eksiği ne? Bu hastanenin hiçbir eksiği yok arkadaşlar. Bunun bir tek sebebi var, bu hastanenin katledilmesinin, kapatılmasının. Şehir hastanesine hasta bulma derdine düştüler. Çünkü bunların düşündüğü halkın sağlığı değil, şehir hastanelerini işleten çete müteahhitlerinin kasaları, cepleri. Ve bugün ağır bir yoksulluk, işsizlik sarmalında yaşıyorsak ve halkımız böylesine bir açlığa mahkum ediliyorsa, işte bu talan anlayışının, halkın kaynaklarının birilerinin cebine aktarılmasının çok önemli bir etkisi var. Şehir hastanelerinden vazgeçin dedik. Bir hastaneyi normalde yapacağınızın 7-8 katına, 10 katına mal ediyorsunuz. Kara delik oluşuyor dedik, sesimizi işittiremedik. Ve maalesef böyle güzelim hastaneleri kapatarak da halkın sağlığına ayrıca kastediyorlar. Değerli arkadaşlar, Devlet Bahçeli bugün Türk Tabipleri Birliği kapatılsın demiş. Türk Tabipleri Birliği'nin suçu ne? Suçu, Türkovak aşısının fazülç sonuçlarının erken verileri açıklansın demek. Hepimiz aşımızın, gurur duymak istediğimiz aşımızın sonuçlarını merakla bekliyoruz. Bilmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Sadece biz mi? Türkiye'deki 84 milyon ve tüm dünyadaki aşıyı takip eden bilim çevreleri. Ve tabii ki Türk Tabipleri Birliği görevini yapıyor. Devlet Bahçeli bilsin ki öyle canın sıkıldıkça Cumhur İttifakı'nın değirmenine kim su taşımıyorsa, kim bu talan düzenine karşı çıkıyorsa o kapatılsın diye tehdit savuramaz, hiçbir sonuç alamaz. Anayasa Mahkemesi'ni beğenmiyor, Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyor. Şimdi Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyor. Ama bilsin ki Türk Tabipleri Birliği halkın sağlığının peşindedir. Aynen şu anda olduğu gibi halkın hastanelerinin kapatılmasının önüne geçmeye çalışmaktadır. Ve bu nedenle de gücünü halktan ve Türkiye'deki sağlık ordumuzdan almaktadır. Hiç kimsenin gücü Türk Tabipleri Birliği'ne yetmez. Ve buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz. Hastanelerimizi katletmekten vazgeçin. Hastanelerimizi kapatmaktan vazgeçin. Şehir hastanelerinin çılgınlığından vazgeçin. Eğer illa açacaksanız, ki biz geldiğimizde öyle yapacağız, tekrar oturacağız. Oradaki müteahhitlerle de tekrar ama gerçekçi rakamlarla anlaşmaya çalışacağız. Çünkü böyle bir çılgınlığa, böyle bir ısrafa, böyle bir talana hiç kimsenin göz yumması mümkün değil. Ama bu hastaneleri kapatmayın, bu hastanelere kıymayın ve bu mücadeleyi daha önceki hastanelerde maalesef başaramadık. Ama sürdüreceğiz, büyüteceğiz ve bu hastanelerimizin kapatılmasının önünde mücadelemize devam edeceğiz. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum.